Kolay gelsin. Merhaba. Evet, bildiğiniz gibi bir virüsle uğraşıyoruz, başımızın belası. O bugünlerde yavaş yavaş trendinde düştüğünü görüyoruz. Allah inşallah en yakın zamanda bu beladan bizi korur. Geçen gün minibüslerimiz az da olsa, kısıtlı da olsa taşımacılığa başladı. Şu anda pazarda mahallelerimize ve köylere kalkan arabaların bulunduğu duraktayız. Evet, kısaca sizi de tanıyalım. Bu duraktan kalkan arabalar hakkında da vatandaşımızı bilinçlendirelim. Önce sizi tanıyalım, sonra bilgilerinizi alalım. Evet. Yaklaşık 20 gündür dolmuşlarımız çalışmıyor. Sağlık konusunda biliyorsunuz sıkıntı büyük. Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dağılı, Ak Mescid, Aktepe Köyü dün itibariyle hizmete açılmıştır. Yani şu anda, şu anda evet, şöyle bakıyoruz, yani Gazi Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Darılı Köyü, Ak Mescid Köyü, Aktepe Köyü'ne kadar şu anda. Evet, 2 saatte bir günlük. 2 saatte bir. Evet, 2 saatte bir. 2 saatte bir çıkıyor araba. Peki ilk kalkış saati olarak? 8.30 köyden kalkıyor. 8.30. Buradan kalkar, 9'da iniş yapar. Şimdi köyde kaçta kalkıyor? 9'da. Önce 9'da iniş var. 9'da iniş var. İlk araba 9'da. Bu anda ama hastalık olduğu için. Evet, şu an itibarıyla 9'dan köyden. 9'da. Önce 7'de iniş sabah. Ha, buradan? Buradan 8.30'da. O zaman buradan köylerimize, mahallelerimize gitmek isteyenler 8.30'da buradan ilk arabaya binebilirler. Oradan gelmek isteyenlerden 9'dan başlayacaklar. Yalnız yaş şeyi var, farkı var. 65 yaşlar ya, 19 yaş aşağılar dinemiyor. Ya zaten onlar genelde çıkmıyorlar. Onlarla ilgili bilgimiz var. Peki 2 saatte bir mi oluyor? 2 saatte bir. 2 saatte bir. Peki bu Aktepe'ye kadar, Aktepe'den sonra Aktaş, Alçılı, Yavuz, onlara gidecek alan Alçılı köyünün ilk araç geldi. Evet. Bir arabası var. Evet. Esas muhtar geldi bak, evet, Aktepe muhtarı. Evet, evet. Aktepe muhtarı. Evet, Aktepe muhtarımız da geldi. Diğer köylerimize Alçılı köyünde bir araba çalışıyor. Evet. Sabah 9.30'da başlıyor. 12'ye kadar, öğleyene kadar. Yani Alçılı'ya sabah 9'da var. Evet. Sabah 8.30'da var. Tamam, buradan var. Evet. Yani diğer 12 köylere, Yavuzköy, Hasköy taksiyle mi gidecek? Şu an yok. Evet. Araba. Buradan son aracımız ne zaman? Son araç. Son 6.30. Evet, son 6.30. 18.30'da evet. 18.30'da son araç. Yani şu anda bu herhalde 18.30 son. Son bu nereye gidiyor? Aktepe'ye gidiyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi ilçeler arası ve ilçeler arası bilgileri aldık. Bugün de şu anda evet, Yavuz, Hasköy dağ dibine evet, dolmuşlarımız. Hasköy, Alçılı dağ dibi, Hasköy, Yavuzköy. Bunlara şu anda dolmuşlar yok. Kendi taksi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla, özel arabalarla. Evet, evet. Daha sonra inşallah. Şimdilik bugünkü durum bu diyorsunuz. Yani. Peki iyi çalışmalar. İnşallah, inşallah her zamanda kurtulur. Evet, evet, çok çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şu anda arabayı da çalıştırdınız. Evet, son genelgeye göre yavaş yavaş ilçeler arası, iller arası taşımacılık başladı. Az önce pazardaki işte Aktaş olsun, Aktepe olsun, orada da zamanla, belli bir zamanla taşımacılık başlamış. Şu anda buradaki duraklarımızdaki, buradaki köy ve mahallelerimizdeki durum nedir? Önce isminizi alalım. Doğan Akşahin ben. Güney köyü. Doğan? Doğan Akşahin. Doğan Akşahin, he. Evet, Güney köyü. Yolcu taşımacının şoförüyüm. Evet. Şu anda ilerleyen bir şey yok. Çünkü yolcularımızın çoğunluğu 65 yaş üzeri olduğu için seyrek yolcu oluyor. O yüzden biz de hareket etmiyoruz. Hareket eden yani tek tük araçlarımız var. Zamanla ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani şu anda şu anda belli bir saatte kalkıyoruz diye herhangi bir şey yok. Şu yok. Anda yok. Yok yani. Yolcu olmadığı için şu anda biz de hiçbir şey yapmıyoruz. O zaman gelenler de işte rastlarsa çıkıyorlar.
Tabii yani kimse kendini riske atmıyor. Evet. Özellikle telefon açıyorlar, onu getir, bunu getir gibisinden. Evet. O hizmeti biz de yapıyoruz. Yani. Evet, yani şu anda resmi bir herhangi bir başlama yok yani. Normal başlama yok. Yok. Başlama var da hareketlilik yok. Hareketlilik yok. Öyle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, evet değerli izleyicilerim şu anda gördüğünüz gibi Güneyköy, Derebaşı, evet, Şehitlik Köyü ve bazı köyleri görüyorsunuz tamamen boş durumda. Henüz tam olarak taşımacılık başlamış değil. Zaten az önceki şoför arkadaşım dediği gibi çoğu 65 yaş üstü olduğu için çoğu köyde kalıyor. Ama şu an itibariyle gördüğünüz gibi henüz bir yani aktif bir şekilde bir toplu taşımacılık başlamış değil. Evet, buradaki şu andaki durum bu. Gördüğünüz gibi çoğu zaten yerler boş. Ortaköy, Elmalık, Koca Köprü, Papatya gibi mülmüslerimiz hem yeri boş hem de şu anda boş bekliyorlar.